Bey merhabalar. Merhabalar. Bugün için siz neler söyleyeceksiniz? Bugün için yapılan etkinlik güzel bir etkinlik. Çocuklara hayvan sevgisini çocukken yani ağaç yaşken eğilir lafında. Çocukları hayvan sevgisini aşılamak güzel bir şey. Fakat yapmış olduğumuz yerler yetersiz geliyor. Yetersizlikten şunu kastım. Zaten görüntüsünü aldığınız uyuz köpek, gençlik hastalığına yakalanmış yavrular. Bunlar bulaşıcı hastalıklardır. Yayılır. Bunların tedavisi için bir tane veteriner şart buraya. Aynı zamanda çöplük dediğimiz yerde çöpten beslenen hayvanlar uyuz oluyor. Ve şehre indiklerinde arkadaşlarımın dediği gibi taşlamalar, işte ondan sonra şikayetler, sonra o köpekler bilinmeze gidiyor. Ünye Belediyesi'ne çevre ilçelerden, Terme'den, İkizce'den, Kumru'dan, hatta Niksar'dan bir kamyon köpek gelip çöple kaldırıp damperi boşaltıyorlar. Hani köpek sayısı gün geçtikçe artıyor. 300 köpek varsa 500'e çıkıyor. Bunlarla ilgili önlemler alınmıyor. Barınak dediğimiz yerler yol kenarlarında. Daha dün bir tane köpeğe araba çarptı. O köpeğin uyarı levhası veya banket, ışıklandırma, bilgilendirme olmadığı için köpekleri sürücüler hiç kaydıya almadan basarak gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar illaki yapmak isteriz. Fakat kaymakamlık ve belediyeye verdiğimiz dilekçeler geri dönüyor. Mesela ben buraya tabela için dilekçe verdim ve dilekçe sonucunu bulmadı karayolları tarafından. Peki bugün başkandan birkaç talebimiz olmuştu. Nedir onlar? Birkaç talebim oldu başkanla. Bugün burada gördüğünüz gibi hasta köpekler var. Tamam, güzel besleme alanı yaptık. Fakat besleme alanında veteriner olmadığı sürece biz burada köpekleri kaybederiz. Bulaşıcı hastalık dediğim gençlik hastalığı yavruları çabuk bulaşır. Uyuz dediğim temas yoluyla bulaşır. Aynı kaptan yemek yedikleri zaman yine hastalıklar bulaşır. Bunların tedavisiyle ilgili ben istekte bulundum. Bir de buranın deniz kenarında olması, rüzgarın bilirsiniz kuzeyden gelir. Ya kuzeyden rüzgar gelecek hasta olacaklar ya asfalta çıkıp ölüyorlar. Peki tedavisiyle ilgili derken talebiniz tam olarak başkandan veteriner miydi yoksa? Talebimiz şöyle söyleyeyim. Belediyemize ait olmasa da ilçe tarımdan atıyorum mezbanede eski veteriner, barınak veteriner Adnan Bey var. Veya Ordu Büyükşehir'e bağlı Seyyum Bey var. Hani barınağa göndersek barınaktaki köpekler bulaşıcı hastalık kapacak. Gelip burada tedavi etmeleri. Hani hiç yoktan karantina bölgesi olarak da kullanabilirler. Peki Başkan Bey bu isteklerinize herhalde az önce bir ufak bir kulak misafir olduk. Yer talep etmiştiniz. Bununla ilgili net bir cevap alabildiniz mi? Yer talebinden henüz net bir cevap alamadım. Aldık. Şeyi düşünüyorlar. Asarkaya'yı düşünüyorlar fakat Asarkaya'nın Enver Bey zamanında Asarkaya'yı yine talep ettik. Enver Bey onaylamadı. Yeni gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah onaylar. Bir de şöyle bir şey var. Ben eski belediyede staj yaptığım için eski belediye başkanı Sayın Ahmet Arpacıoğlu'nun ortağı dayım olduğu için bir tane kağıt geçti elime zamanında. Belediyeler kendi barınaklarını kurabilir büyükşehire bağlı kalmadan. %40'ını orman ve su işleri karşılar. Kendi veteriner hizmetini de bütçesinden ayırır. Ve devlet olarak yıl 2013'tü ve barınak için buraya tam tamına 700 milyar bütçe ayırdı devlet. Yani bunları ben kağıtlarda gördüm. Hani devlet de bütçe ayırıyor. Kendi barınağına oluşturabilecek büyük bir ünye, ordudan da büyük bir ünye. Hani kendi barınağına sahip olsa bizim için daha iyi olur. Yani ünyenin aslında bu imkanları var ama diyorsunuz kullanmıyor. Şu anda kullanmıyor. Kullanamıyor. Teşekkür ederim Onur Bey. Tekrar.